Ya Allah, bismillah. Şeytan Allah'a sığınıyorum. Furkan Suresi 44. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Bak, insanların çoğu bir kere söz işitmiyor. Ayet. Ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Çoğu akılsızdır diyor Allah. Aklını kullanamazlar diyor. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Dünyanın şimdi büyük bölümü berbat durumda. Allah size gelsin. Deminki konuyu tasdik eden bir açıklama. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzatmıştır? Bak, gölgeyi özel yaratıyorum diyor Allah. Işık ayrı, gölge ayrı yaratılıyor. Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Gölge hareket etmezdi diyor Cenab-ı Allah. Ben hareket ettiriyorum gölgeyi diyor. Mesela insanlar gölge otomatik kendine oluşuyor zannediyor. Halbuki gölge ayrı yaratılıyor, ışık ayrı yaratılıyor. İnşallah. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Bak, güneşi gölgeye delil kıldım diyor Allah. İkisinin ayrı yaratıldığını söylüyor. Maşallah. Güneş için ışığı ayrı yaratıyorum, gölgeyi ayrı yaratıyorum diyor Allah. Sonra da onu tutup kendimize ağır ağır çektik diyor Allah. Çektim diyor. Yani o ağır ağır çekme işini de ben yapıyorum diyor Allah. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılandır. Yani faaliyet zamanı kılandır. Evet. Bak, andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Yani öğüt almak, düşünmek, derin düşünmek Kur'an'ın hep bize bildirdiği, Allah'ın bize bildirdiği hükümler. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Bak, çoğu. İşte onun için iman hakikatleri çok önemli. İman hakikatlerini anlatılması çok önemli. Mesela biz insanların çoğuna fıkıh anlatırsak anlamaz adam. Evet. Ama iman hakikati anlatırsak anlar inşallah. İnşallah. Bak, insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Neyle? Sadece Kur'an'la. Biz ne yapıyoruz? Kur'an'la anlatıyoruz. İlave yapıyor muyuz? Yok. Evet. Kur'an'da dikkat etmiyorlar bayağı kısmı insanlar. Allah sürekli insanların çoğunun iman etmediğini, düşünmediğini, akledemediklerini söylüyor Allah. Seni gördükleri zaman, 41. ayet, seni yalnızca alay konusu edinmektediler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Bak, insanlarda hep böyle bir sapıklık vardır. Mesela Mehdi ile de alay edeceklerdir. Allah'ın gönderdiği Mehdi bu mu? İsa Mesih bu mu? Gibisinden. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik, neredeyse bizi ilahlarından saptıracaktı. Yani gelen Mehdi'ler o kadar şiddetli mücadele veriyorlar ki, küfür az kalsın diyor, İman edecektik neredeyse diyor. O kadar güçlü etki yapıyorlar diyor. Şimdi de değil mi? Direniyorlar. Evet. Ama bir süre sonra iman ediyorlar. İnşallah. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Kendi istek ve tutkularını kendi kafasına göre hareket ediyor. Kur'an'a göre hareket etmiyor. Kur'an'daki açık hükümler, mesela Kur'an'dan delil veriyorsun. Açık diyor mesela, bak, Hazreti Musa'nın örneğinden verdik, Hazreti Süleyman'dan örnek verdim, peygamberimize örnek verdim. Adam kabul etmiyor. İlla ki puttan delil istiyor adam. Put delil istiyor. Putlardan delil istiyor. Ya Allah, Kur'an'dan delil vermemizi istiyor. Evet. Kur'an'dan delil verdim diyorum. Yok diyor, ben Kur'an'ın delilini kabul etmiyorum. Peki nasıl bir delil istiyorum? Ben, bana diyor, put olursa diyor kabul ederim diyor. E, putu da ben kabul etmiyorum. Ne yapacağız? E, olmadı o zaman. Sen Kur'an'ı kabul edeceksin. Başka türlü olmaz. Bana putla gelirse Kur'an'a karşı yapacak bir şey olmaz. Çünkü sen Kur'an'ı kabul ettim diye geliyorsun karşıma. Artı put diyorsun. Evet. Biz de diyoruz ki putu bırak, sadece Kur'an. E, sadece Kur'an bana yeterli değil diyor. E, o zaman dinden alakan kalmaz. Çünkü ahirete biz Kur'an'dan sorulacağız. İnşallah. İnşallah.